Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbim rahmeti, bereketi, nuru üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da güncel bugünümüz, yarınımız ve ondan sonraki 2024-25'lerde olabilecek duruma işaret eden Hz. Mehdi'nin neyin sahibi olduğuna dair de bir başka bilgi paylaşacağız. Ayetler üzerinden inşallah. Birinci suremiz Araf suresi 55 ve 56. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez. Yani bugün güncelde gerek ekonomik olarak olsun, gerek felaketler olarak olsun, ceza ve azabın gelmesi ve gelecek olacak olayların da içine alan bir süreci anlatır bir ayet. Yani canı gönülden, içten yalvarıp dua etmemiz gerekiyor. Bunu anlatabilmek için denizde boğulup, denize düşüp de boğulurken hiç kimsenin yardım edemeyeceği bir durumda Allah'a sığınarak nasıl dua edilecekse o tarz bir dua edilmesi gerektiğini Rabbimiz burada bildiriyor. 56. Düzene koyulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Ona korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Yani düzene koyulmasından sonra yeryüzünde, yani yeryüzü bozulacak. Bozulmasından dolayı da Allah-u Teala bunu düzene koyacak. Düzene koymasının sebebinden dolayı diyor ki bir daha bozgunculuk çıkarmayın diyor. Ona korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Yani bunu iki ayet bize bu günümüzü ve yarını net anlatıyor. Yani Rabbimiz yeryüzünü ıslah edecek, düzeltecek, düzene koyacak. Düzensizlikten yaklaşık 100 yıldır bir düzensizlik var. Cumhuriyetler dönemi olarak. Besmelesiz bir dönem var, şeytani bir dönem var. Bozgunculuğun had safhaya çıktığı bir düzen var. Bunu Rabbimiz düzene koyduğu zaman diyor, bu sefer bozgunculuk yapmayın o dönemde diyor. Yine onu Allah'tan korkarak ve umut taşıyarak ona dua etmeyi de bırakmayın diye belirtiyor. Şimdi bu dönem bittikten sonra hangi döneme gireceğiz? Onunla ilgili ayetlere geçeceğiz kardeşim. Özellikle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Balık Diyarı diye adlandırdığımız Azerbaycan topraklarıyla alakalı yaklaşık 3-4 tane videomuz var onu konu alan içerik olarak da. O nedenle şöyle Enbiya suresi 87. ayet. Balık sahibi hani o kızmış vaziyette gitmişti ki bundan dolayı kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı. Karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur. Sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum diye çağrıda bulunmuştu. Şimdi buradaki balık sahibi derken tam tersine balık Hazreti Yunus'u yutuyor. Yani o zaman balık Yunus'u sahibi olmuş oluyor orada. Ama balık sahibi kelimesi bize ne anlatıyor? Bizim tespitlerimizde harita üzerinden demiştik Azerbaycan balıktır. Yani Azerbaycan'ın sahibinden, çünkü niye? Dünyanın hükümdarlık döneminde bir öküzün hükümdarlığı vardı, bir de balığın hükümdarlık dönemi vardı. Hükümdarlık dönemi öküzle bitiyor dedik, öküz öldü, hükümdarlık bitti. Şimdi balık dönemine girerken balığın sahibi, buradaki bu hitabet Allah-u Teala'nın neyi kastettiğini en iyi anlayanlardan hamdolsun. Burada ne demek istiyor? Hükümdarlığın Azerbaycan üzerine geçtiğinde onun sahibi olan Hazreti Yunus üzerinden Hazreti Mehdi anlatıyor Allah-u Teala. Buradan işte diyor ki o karanlıklar içinde, bu dönem zaten karanlık bir dönem. Bunu dönemi anlatır. Bu dönemi anlatırken biz başka videolarımızda yine belirtmiştik. Yüklü bir gemiye bindi. Ağır yükleri olan bir gemiye bindi. Gemi batma safhasına gelince kura çekmek zorunda kaldılar. Kura çekince de Hazreti Yunus'a her seferinde çıktı. Üç kez. Yani Kur'an-ı Kerim bunu
detaylandırmıyor üç kez diye ama kuradan bahsediyor. Hadisler o belirtiliyor üç kez. Şimdi burada da gemi batıyor. Yani bizim ülkemiz batıyor. Gemi devlet demektir demiştik. Dağ devlet, tepe şehir, bir de deniz devlettir aynı zamanda. Burada gemi özellikle ağır yükünden dolayı, yani ülkenin büyük sorunları var. Mevcut ülkenin, öküzün, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yüklerin altında eziliyor. Ezilmesinden dolayı batmak üzere. Batmak üzereyken Hazreti Mehdi dediğimiz kişinin bu topraklardan çıkarılma durumu var. Allah tarafından sebepler dairesinde. Bunun çıkışıyla ilgili geçmiş videolarımıza belirttik nasıl olacağını. Tekrar oraya girmeye gerek yok. Yani burada bir nevi bütün suçlu Mehdi en sonunda. Hani dedik ya Alacalı Topal Kızılkumral'dan sonra çıkacak kişidir. Burada dördüncü kişi olarak çıkan kişi bütün bu olayların sebebiymiş gibi gösterilebilir. Yani geminin batmasına. Yani gemi kurtulursa bunu işte ülke dışına ya da işte yakalayıp hapsetme vesaire gibi durumlarla kurtarabileceğini zanneden bir durum olacağı anlaşılıyor. Yani buradan ben bunu anlıyorum ama bu da kendini gemiden atarken balık onu götürüyor. Yani böyle düşünüp Türkiye-Azerbaycan sınırdaş Nahçıvan özerk bölgesiyle birlikte. Şimdi gemiden atlıyor, balık yutuyor onu. Yani buradan böyle düşünün. Türkiye'den gidip Azerbaycan'a, Azerbaycan'da bunu yutuyor derken yakalamış olabilir. Yani hapsetmiş olabilir. Karanlık bir dönem. Orada yine kendisinin dua edip kurtulabileceğine dair, kendisinin zalimlerden olduğuna dair dua edeceğine, Allah-u Teala'nın da onu tekrar oradan dışarı çıkaracağına gönderme yapan ayetler olduğu kanaatindeyim ben kardeşlerim. Dedim yani özellikle burada Hazreti Yunus üzerinden hani Allah-u Teala bunu anlatırken özellikle balığın sahibi diye demesi çok nettir yani bunu Enbiya suresi 87'de söylüyor. Tekrar okuyalım inşallah. Balık sahibi hani o. Aynı zamanda balık rüya tabiri olarak da bunu daha önce de yine söyledik. Söylemekte fayda var. Rızık. Rızıkla alakalı. Yani büyük bir balığın Hazreti Yunus'u yutması demek. Yani ya burada da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok büyük nasibi, sahibi olacağının, rızkının hani yeryüzünün bütün yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginliklerine hakim olacağını da anlatır ya. Bunu komple bir rızık olarak, büyük, en büyük balina olarak da anlayabiliriz mesela bunu. Bu rızkın sahibi anlamında da olur o kişi. Yani buradaki balığın sahibi anlamında yani yeryüzünün rızkının sahibi anlamına da gelir. Aynı zamanda diğer belirttiğimiz Azerbaycan'ın hükümdarı, ona hakim olan, orayı yöneten kişi anlamına da gelir. Yani bu ikisi birlikte de olur. Çünkü yeryüzünün ve yeraltının üstünün ve altının tüm zenginliklerine hakim olan her yerde de hakim olur. Burası Azerbaycan'da olur, başka yerde olur. Yani vaat edilen Türkü devletlerin bulunduğu Asya topraklarına hakimiyet başta sağlanacak. 3 artı 1, 5 artı 1, 7 artı 1 diye devam edecek. Ondan sonra ferç ferç akın akın İslam'a girenlerle birlikte girmeyip direnenler, savaşanlar olacak. Oralar fethedilecek. En son tüm yeryüzü İslam'a girmek durumunda kalacak. Severek girenlere kolaylaştırılacak. Zoraki girenler canı yanarak girecektir. Bunu belirtmekte fayda var. Yani özellikle bunu belirttiğimizde net balık sahibinden iki şey çıkıyor. Bir Azerbaycan topraklarına hükmedecek kişi, bir de yeryüzünün üstünün ve altının tüm zenginliklerine sahip olacak kişi. Ben bahsediyor. Hazreti Yunus aslında burada parantez açmışlar Hazreti Yunus diye de tamam oraya bir gönderme yapıyor. Burada direkt isim kullanmıyor. Hani bunu da belirtmekte var. Balık sahibi olarak da buradan dediğimiz gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Zulkarneyn Aleyhisselam'ı anlayabiliyoruz kardeşlerim. Yani genel itibariyle bugün
hala devam eden depremler vesaire, ekonomik sıkıntılar. Bunların yanına savaş eklenecek. Dördüncü bir şey daha eklenecek. Onun artık iç kargaşa mı olur, başka bir şey mi olur, onu Allah bilir. Öyle bir şey bekleniyor zaten. Bununla birlikte dört olayın sonunda zuhuratın olacağını da belirtelim. Çok yakın, yani bir yılı aşmayacak bir süre diyebiliriz bu işleri olup bitmesinin hepsine. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. İnşallah dediğim gibi kardeşlerim, bugünümüzü ve yarımızı dair gerek Araf suresi gerekse Enbiya suresi 87'de belirten ayetlerinde inşallah iyi anlatabilmişizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere Rabbimize emanet olunuz.